Bahçeşehir, Serik, Asperdas Okulları, hoş geldiniz. Şimdi gençler, biraz önce bahsettim, mesleğim var. 1978 yılında doğmuş bir amcanızın, ama abi demenizi tavsiye ediyorum. İsmim Tansu. Tansu abi sevdiğim bir tanımlamadır. Sıfat olarak da abi sıfatını daha çok tercih ediyorum. Çünkü amca, fazla şey yapmayın, gerçek orijinal amcalarınızla amca deyin. Geri kalan kişileri biraz yaşlandırıyor diye düşündürüyorum. O yüzden bana Tansu abi diye hitap edebilirsiniz. Hocam demeniz, öğretmenim demeniz şart değil. Diyene de engel olmuyorum. Geçen senelerde geldiğimde iki tane kitap göstermiştim. Hatta bir tanesini şurada gördüm. Evet, Güneşin Vedası diye bir kitabım vardı. Bir de Antalya'nın Çocukları diye. Var mı elinizde Antalya'nın Çocukları olan? Ben almıştım. Tamam, şimdi ben göstereyim o zaman. Şurada var. Bu ortaokul seviyesinde, lise seviyesinde okunmasını şiddetle önerdiğim, tavsiye ettiğim bir kitap. Nedenini de anlatacağım. Çünkü Antalya'nın roman formatında, roman olarak yazılmış ilk kitabı. 2015 yılında kaleme aldım, 2018 yılında bastırıldı. Yani okurla 5 yıldır, 6 yıldır buluşmuş, kavuşmuş durumda. Şimdi yine burada biraz ileride şeyi görüyorsunuz, yerde dergileri görüyorsunuz. Şimdi bu dergileri herkese ne yazık ki dağıtamıyorum, özür diliyorum. Sadece bugün kitap alacak olan arkadaşlarımıza, neredeyse kitapla aynı değerde olan dergiyi de hediye edeceğim ben yanlarında. Böyle bir niyetim var. Çünkü sizin Antalya ile olan ilişkinizi koparmak istemiyorum. Bakın, tuttuğunuz takım ne olursa olsun, diliniz, hangi dili konuşuyorsanız, hangi milletten oluyorsanız, hangi bir takım farklılıklarınız varsa benim için hiç önemli değil. Çünkü ortak noktamız bizim Antalya'da yaşıyor olmamız. Bu arada telefonum kapandı. Şimdi neden dinlettim ben size onu da anlatacağım birazdan, ama duyduk değil mi başlangıcını? Tamam. Şimdi hazırlıksız geldik buraya. Açıkçası bir imkanımız var mı bilmiyorum ama yukarıya bir seslensem telefonunuzdan bir müzik parçası verebilir miyiz? Antalya şarkısı Mert Eyler'de yazarsanız hemen çıkıyor. Şimdi bir şarkı daha dinleteceğim ben size. Çünkü bir sene ayrı kaldık sizde. Hemen hemen de her sene gelecek gibi gözüküyorum. İmtina ederim, sizi mezun edinceye kadar gelebilirim. Sorun değil. Ama fazla uzağa gidemiyorum. Yani artık Manavgat veya diğer ilçelere fazla gideceğimi düşünmüyorum. Serik benim komşu ilçelerimden olduğu için koşa koşa seve seve geliyorum. Çünkü yöneticilerinizden olsun, gerçekten değerli bir okula sahip olduğunuzu düşünüyorum. Sizin de çok değerli öğrenciler olduğunu geçen sene fark ettim. İkinci kere gelir misiniz dediklerinde koşa koşa geldim. Keza ki zaten görüyorum burada sizleri tekrardan kavuştuğumuza. Çok da mutlu oldum bu arada. Şimdi arada bir sene geçti. Ürettim. Üretimde bulundum. Geçen sene de üretimle alakalı, daha doğrusu biraz hayatla alakalı bir şeyler paylaşmıştım. Arka taraflarda da lise öğrencilerimiz vardı. Yani abilerimiz, ablalarımız vardı. Açıkçası biraz onlara yönelik çalıştım. Verin hocam. İyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Doğru şarkı değil mi hocam? Gecem gündüzü verseyim geçeyim. Yani ben açıkçası bu şarkıyı sizin için yazdırdım, yaptırdım, bugüne getirdim. Sahip çıkması da artık size kalmış bir şey. Ben eksikleri arayan, daha doğrusu ihtiyaç dahilinde
eksik olduğu bir şeyi hissediyorsam hiç kimseden beklemiyorum. Ben ayağa kalkıyorum, bu iş nasıl yapılır önce araştırıyorum. Araştırdıktan sonra ben kendi başıma yapabilir miyim? Neyi araştırıyorum? Eğer yapabiliyorsam hemen yapıyorum. Ama yapamıyorsam işin uzmanlarını arıyorum, buluyorum, dağıtıyorum bir şekilde. Mesela sesim olmadığını söyledim. Yani oturup bir şarkı söyleyemiyorum. Peki, söyleyecek kişiler var mı? Evet, müzisyen olan birçok arkadaşımız var. Hem beste yapabiliyor, hem şarkı sözü yazabiliyor, hem de böyle bir şey. Ben derdimi anlattım. Dedim ki, Antalya'ya uygun bir şarkı yapalım. Ama içinde 7'den 70'e, yani sizin kardeşlerinizden, dedelerinize kadar herkesin sevebileceği bir şarkı olsun istedim. Mesela işte içinde rap barındırıyor, rap bir parça var, küçük bir parça. Seveceğinizi düşündüğüm için açıkçası o parçayı eklettim. Ama normalde pop dediğiniz bir tarz var, o tarzı kullandık. Birleştirdik, en sonunda bir Antalya şarkısı oldu. Yani bu yazar abiniz olarak, yani Tansu abiniz olarak da küçük bir faydam varsa da bu şarkıda bunu kullanmış oldu. İkinci yaptığım şey, geçen seneden farklı olarak, şu kitabı çıkarttırdım. O kitap ise hap gibi çok rahat okunabilen Antalya'nın ilk bilim kurgu roman serisini yazmaya başladım. Birincisi, bu elimdeki kitap Asil ve Aslı diye geçiyor. Bunun aynı zamanda başka bir ismi daha olacak ileriki safhalarda, Zaman Koruyucuları diye geçecek. Asil ile Aslı, Antalya sporu simgelediği için Aslı başlıyor ama onun da tabii ki bir şeyi var, çok güzel bir tabiri var, sloganı var daha doğrusu. Asil kentin Aslı'nı unutmayan çocuklarına hitap ettiğim için bu kitabı hepinize hitap etmiş oldum haliyle. Yani açıkçası Antalya çocuklarına Oğul Tanay'a hitap etmiştim. Bu kitabı ve bu kitabın devamlarını size hitap ediyorum. Beni dikkatle dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim.